Arkadaşlar selamlar, merhabalar. Hoş geldiniz hepiniz. E, bugün sizlerle dilbilim soru çözümüne tekrarına devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle bakalım. İlk e, ilk önce arkadaşlar Romanya kapısına başlıyoruz bugün. Biliyorsunuz ki bunun öncesinde e, önemli dilbilimcilerin önemli noktalarına odaklanmıştık. Bunlardan bir tanesi Ferdinand de Saussure'du arkadaşlar. İkincisi Noam Chomsky, üçüncüsü olarak Andre Martineti konuştuk. Çift kuramını konuşmuştuk bundan önceki videoda. Bu videomuzda Romanya kapısını konuşacağız arkadaşlar. Kendisi Moskova çevresinde bulunup daha sonra Pıra'ya geçen bir dil bilimcidir. Özellikle iletişim üzerine çok çalışmıştır arkadaşlar. İletişimde ögeleri belirlemiştir. Verici, alıcı, ileti, kanal, kod, bağlam gibi ögeler üzerine çalışmıştır arkadaşlar. Bir iletişim düşündüğümüzde iletişimi başlatan kişi verici. E, bu bakımdan iletişimde alıcı dinleyen kişi arkadaşlar. Ve vericinin alıcıya aktardığı bir e, mesaj var. Buna ileti diyoruz arkadaşlar. Ve bu yazılı ya da sözlü bir biçimde gerçekleşebilir arkadaşlar. Buna da kanal diyoruz. Bir de bu alıcı-verici arasında arkadaşlar bir kod var, bir şifre var açıkçası. Nedir bu? Kullandıkları dildir değil mi? Kullandıkları dil bir şifredir arkadaşlar. Bu bakımdan bunu da söyleyelim. Kod kullanılan dildir. Bir de bunların bulunduğu konu bağlama olabilir. Bulundukları ortam olabilir arkadaşlar. Buna da bağlam diyoruz arkadaşlar. Şimdi bu 6 tane iletişim ögesi arkadaşlar 6 tane işlev ortaya çıkartacak. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar gönderge, gönderge işlevi dediğimiz işlev. Burada bağlam ögesinin ağır bastığını görüyoruz. Gönder geçtiğinde özellikle bilgi verme işlevidir. Özellikle bunu kullanım kılavuzlarında görebiliriz arkadaşlar gönderge işlevini. Anlatım ya da duygu işlevi burada verici ağır basmaktadır arkadaşlar. Verici dediğimizde iletişimi başlatan kişidir. İletişimi başlatan kişi açısından düşündüğümüzde anlatım ya da duygu işlevi ya da heyecana bağlı işlev diyoruz. Göndergesel işlerden farkı nedir arkadaşlar? Burada öznellik vardır. Göndergesel işlerde nesnellik vardır. Özellikle bunu söyleyelim anlatım, duygu işlevi ya da heyecana bağlı işlev. Diğeri çağrı işlevi arkadaşlar. Üçüncü işlevdir. Çağrı işlevi de alıcıyı harekete geçirme işlevi diyoruz. Alıcıya yönelik bir işlevdir. Alıcıya yönelik bir istekte bulunmaktır arkadaşlar. Mesela özellikle reklam metinleri çağrı işleviyle doldur arkadaşlar. Çağrı işlevi ne der? Al der, al der, al der değil mi? Alıcıya al der ya da şunu yap der. Bir emir, bir yönlendirme vardır çağrı işlevinde. Özellikle bunu söyleyelim arkadaşlar. Dördüncü işlevimiz sanat, estetik ya da yazınsallık işlevi. Burada ileti ağır basmaktadır arkadaşlar. E, ileti i̇leti ögesi burada şiirlerde özellikle şiirsellik işlevinde, sanatsal yazınsallık işlevinde ağır basmaktadır. Özellikle bunu söyleyelim. Beşinci işlevimiz ilişki işlevi. Daha doğrusu daha diğer adıyla arkadaşlar. Kanalı kontrol işlevidir. Özellikle bunu söyleyelim. Kanalı kontrol işleminde ne vardır? Diyelim verici alıcı arasında bir iletişim eksikliği oluyor. Ses gitmiyor karşı tarafa vesaire. Telefonla söyleyebilir. Sesim geliyor mu? Ya da görüntüm net mi? Beni duyabiliyor musun? Beni görebiliyor musun? Bakınız verici ile alıcı arasındaki ilişkiyi sürdürmek adına karşılıklı diyalog halinde soru sorma var. Burada e, amacımız iletişimi sürdürmek ve kanalı bu şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek arkadaşlar. E, altıncı işlevimiz üst dil işlevi. Arkadaşlar diyelim ki konuşurken bir şey söylendi. Mesela diyelim ki Galata meşhur diye bir kelime geçti. Karşı taraf düşünüyor bu kodu çözemedi. E sen de diyeceksin ki Galata meşhur e, yaygın kullanımdaki o e, yanlış kullanımlardır. Yaygın olan yanlış kullanımlardır diyecek mesela arkadaşlar. Bu bakımdan oradaki şifrede şifresel olarak kod e, kodu açıklıyor değil mi? Kodu yine kod ile açıklıyor. Yani dili yine dil ile açıklama vardır. üst işleminde arkadaşlar. Özellikle bunları söyleyelim bakınız. 6 tane iletişim ögesi 6 tane işlev ortaya çıkarmaktadır. Gönderge işlevi, anlatımsallık işlevi, Çağrı işlevi, alıcı hareketi geçirme, sanat işlevi, yazısallık işlevi, ilişki işlevi, kanal kontrol işlevi, üst dil işlevi, diğer adıyla dil ötesi işlevi arkadaşlar. Bunları söylemiş olalım özellikle sizlere. Evet devam edelim arkadaşlar. Sıradakiyle şöyle bakalım. Şunu şöyle bir görsel halinde görelim. Hepsini arkadaşlar. Romanya kıpsının dil işlevlerine bakacağız şimdi. Bunlardan arkadaşlar birincisi gönderge işlevi, diğer adıyla göndergesel işlevdir. Şöyle bakalım. Biraz daha yakınlaştıralım. Arkadaşlar gönderge işlevi dediğimizde bu işlevin amacı... Alıcıya yansız bilgi vermektir. Yani nesnel bir bilgi. Yani kişisel görüş içermeyen, öznel olmayan nesnel bir bilgi vereceğiz. Dilin bilgi verme işlevi de diyoruz bunu arkadaşlar. Özellikle gönderge işlevi için dilin bilgi verme işlemidir. Ve bağlama yöneliktir arkadaşlar. Zaten bağlam burada diğer adı gönderge olarak karşımıza çıkacak. Mesela diyecek şöyle derseniz. Yarın dil bilimden 70 soru çözeceğim derseniz arkadaşlar burada bilgi veriyorsun mesela karşı tarafa yansız bir şekilde bilgi vermektir. Ya da şöyle desek arkadaşlar bugün yağmur yağdı dersen mesela ne olur? Göndergeçtevi olur değil mi? Bugün yağmur yağdı dersen göndergeçtevi olur. Bugün yağmur yağdı dersek göndergeçtevi olur. Ya da yarın e, uçakla İstanbul'a gideceğim dersem arkadaşlar bakınız burada gerçekten gideceğim. E, burada ne vardır arkadaşlar yarın uçakla İstanbul'a gideceğim derken Bakınız yansız bir şekilde bilgi vermek vardır değil mi? E, direkt bilgi verdim. Mesela bugün yağmur yağdı. Yarın uçakla İstanbul'a gideceğim. Doğru bir şekilde bilgi verdik. Dilin bilgi verme işlevi gönderge işlevi oluyor arkadaşlar. Özellikle bunu belirtelim. Evet daha sonra arkadaşlar şöyle işlevler açısından tekrar baktığımızda ikinci olarak e, şöyle bakalım yazın işlevi karşımıza çıkıyor. Yazın işlevini konuşalım. Yazınsallık işlevi ne demektir arkadaşlar? Yazınsallık işlevi bir nevi şiirsellik, edebilik gibi bir şey değil mi? Edebilik, şiirsellik gibi bir şey bir nevi. E, baktığımızda özellikle konuşalım. Bu işlevin diğer adları şiirsel işlev, sanatsal işlev veya estetik işlevdir. İletiye yönelik bir işlevdir. Mesela diyelim ki bir şairin bir e, sözü var. Sen sabahlar ve şafaklar kadar güzelsin. Sen ülkemin yaz geceleri gibisin. Mesela diyelim arkadaşlar burada şairden alınan bir parça var. Şiirsellik, edebilik var. Burada ileti ağır basmaktadır. Şairin kafasınca kendince bir neyi var arkadaşlar iletmek istediği bir durum var. Bunu şiir aracılığıyla yaptı diyelim. Bu yazınsallık işlevi diğer adıyla edebi işlevdir arkadaşlar. Özellikle bunu söyleyelim. Bakınız şiirsel işlev de diyoruz buna. Ee, yine sanatsal işlev de diyoruz arkadaşlar. Bakınız bu yazınsallık işlevi oluyor. Evet devam edelim. Sıradaki işlevimiz arkadaşlar şöyle. Bakalım tekrardan küçülttük. Evet sıradaki işlevimizin adı çağrı işlevi. Çağrı işleminde ne vardır arkadaşlar? Çağrı işlevinin diğer adı alıcıyı harekete geçirmektir. Alıcıya yönelik bir işlev olduğunu söyleyelim özellikle. Karşı tarafta bir e, burada bir verici var. Bir de vericinin karşısında bir alıcı var değil mi? Dinleyen kişi arkadaşlar bu bakımdan düşünecek olursak. Peki alıcıyı harekete geçirme işlevi diyoruz. Bunun diğer adı için alıcıya yönelik olduğunu söylüyoruz. Biz verici alıcıya yönelik bir eylemde bulunuyor. Mesela dil biliminin sınavda fullemek. Şunu değiştirelim. Tümlemek diyelim. Dil bilimini sınavda tümlemek istiyorsan Instagram video çözümlerimi dinleme, dinlemelisin ya da YouTube video soru çözümlerimi dinlemelisin. Ben karşı taraftan bir şey istedim mi? Alıcıya yönelik. Yani karşı tarafta beni dinleyen birisi var. Alıcı var. Ben ondan bir şey istiyorum. Alıcıyı harekete geçirmek istiyorum. Değil mi? Değil mi? Beni dinlemelisin dedim. Soru çözümlerimi, benim analizlerimi dinlemelisin dedim. Çünkü bu uzun bir sürecin birikimi. birikimi. Arkadaşlar size her şeyi detayıyla vermeye çalışıyorum. Gerçekten Dil sınavda tümlemek istiyorsan Instagram video çözümlerimi dinlemelisin diyorum bakınız. Arkadaşlar burada ne var? Bir çağrı işlevi var. Alıcıyı harekete geçirme işlevi var. Karşı tarafa seslenmek var. Karşı taraftan bir şey istemek var. Ne oluyor burada? Alıcıyı harekete geçirme diyoruz. Mesela pencereyi kapat diyorum. Yine karşıdaki kişiye. Karşıdaki kişi pencereyi kapatıyor. Bu yine çağrı işlevi oluyor arkadaşlar. Evet devam edelim bakalım. Sıradaki işlevimizin adı neymiş? Arkadaşlar üst dil işlevi. Üst dil işlevi, diğer adı dil ötesi işlevdir arkadaşlar. Bunu hep şu şekilde öğrendiniz belki. Diyelim ki herhangi bir e, dil bilgisi teriminin adlandırılması ya da tanımlanması olarak adlan, e, duydunuz ama öyle değildir. İletişim anında çözülemeyen bir kod vardır. Bu kodu alıcı ve verici arasındaki bu kodu verici tekrar alıcıya açıklar arkadaşlar. Mesela diyelim ki iki kişi konuşuyor fonem kelimesi anlaşılmadı verici de diyor ki alıcıya fonem anlam ayırtından en küçük birimdir. Alıcı da ne diyor? Ha diyor öyle diyor. Artık kodu çözdü. Değil mi? Diğer adı dil ötesi işlevdir. dili dil ile açıklamaktır diyoruz bakınız. Yine kod kod kullanarak aynı kodu kullanarak o dili ne yapıyorsun? Açıklıyorsun. O dilde anlaşılmayan bir ögeyi aynı kod ile tekrar açıklıyorsun. Özellikle bunu söyleyelim. Bu şekilde bilgi veriyorsun. Göndergesel işlevden farkı ne? Göndergesel işlevde direkt bilgi vermek vardır. Buradaki üst dil işlevindeki arkadaşlar anlamamız gereken nokta nedir? Üst dil işlevinde karşılıklı bir konuşma var. Karşılıklı konuşma anında bir kavram anlaşılmadı. Sen de ne yapıyorsun? Kullandığın kod ile yani Türkçe ile kod demek dil demek. Türkçe ile tekrar o anlaşılmayan kelimeyi farklı bir şekilde ne yapıyorsun anlatıyorsun. Yani üst dil işlevi gerçekleşmiş oluyor. Diğer adı dil ötesi işlevdir arkadaşlar. Evet devam ettiğimizde diğer işlevlere şöyle bakalım arkadaşlar. Sıradaki işlevimizin adı ilişki işlevi. İlişki işlevi ne demektir? Diğer adı kanalı kontrol işlevi arkadaşlar. Özellikle bunu söyleyelim. Kanalı kontrol işlevi. Ee, diyelim verici ile ar alıcı arasında karşılıklı bir iletişim, bir etkileşim var. Ee, arkadaşlar diyelim ki karşı tarafa ses gidiyor mu? Görüntü gidiyor mu? Diyelim mesela. Ben diyelim ki arkadaşlar sesim görüntüm net mi? Beni duyabiliyor musunuz? Vesaire sorular soruyorum karşı tarafa. Aslında kanalı bir nevi kontrol ediyorum değil mi? Kanalı kontrol ediyorum. Kanal yazılı da olabilir arkadaşlar. Sözlü de olabilir. Bakınız şu şekilde hem burada ne yapıyoruz? Sözlü bir şekilde ne var? Bir iletişim var, değil mi? Mesela desem ki yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Sizden bir şey istedim, değil mi? Mesela bu karşılıklı olarak canlı anda olsaydı ben deseydim ki size arkadaşlar sesim geliyor mu? Görüntüm net mi? Ya da telefonu aldım, karşı tarafı aradım diyelim. Sesim geliyor mu? Beni duyabiliyor musun vesaire ifadeler sordum. Alo, sesimi duyuyor musun? Sesim geliyor mu? Karşı tarafa sesim gidiyor mu? Bu şekilde karşılıklı olarak İletişimdeki o kanal gerçekten çalışıyor mu? Buna yönelik bir kontrol yaptığımda kanalı kontrol işlevini sağlamış oluyorum. Kanalı kontrol işlevinin diğer adı ilişki. Neden ilişki işlevi? Çünkü verici ile arıcı arasında bir ilişki var, bir iletişim var. Bu iletişimi sürdürmek adına, bu ilişkiyi sürdürmek adına ne yapıyorsun? Ara sıra böyle kanal çalışıyor mu diye sorular soruyorsun, değil mi arkadaşlar? Konuşucu ile dinleyici arasındaki iletişimin devamlılığını kontrol etmek adına önemlidir. Kanala yönelik bir işlevdir. Mesela desem ki arkadaşlar sesim geliyor mu beni duyabiliyor musunuz? Bu ilişkiyi sürdürmek, iletişimi sürdürmek adına sorulan bir sorudur arkadaşlar. Bunu özellikle söyleyelim. Evet baktığımızda son işlevimiz artık arkadaşlar. Coşku işlevi, diğer adı heyecana bağlı işlev. Yine anlatımsallık işlevi de diyoruz arkadaşlar. Ya da duygu işlevi diyoruz. Gönderge işlevinin aksine bu işlev duyguları yansıtır yansız değildir. Yani öznellik vardır. Gönderge işleminde ne vardı arkadaşlar? Gönderge işleminde net bir şekilde bilgi vermek vardı. Mesela dersem ki şöyle vericiye yönelik bir işlev. Dil bilim dersini çok seviyorum. Bu benim cümlem mesela diyelim. Ya da Sıla'nın cümlesi. Ya da diyelim e, arkadaşlar arkadaşlar Buse'nin cümlesi. Seher'in cümlesi. Burhan'ın cümlesi vesaire. Dil bilim dersini çok seviyorum. Gerçekten bu arkadaşlarımız seviyorlar değil mi? Evet. <laughs> Dilbilim dersini çok seviyorum deyince arkadaşlar ne oluyor? E, coşku işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz. Heyecanla bağlı işlev. Burada ne var? Burada öznerlik var. Arkadaşlar özellikle bunu söyleyelim, belirtelim bakalım. Şöyle devam edelim e, sıradakiyle arkadaşlar. Evet 6 tane işlevi burada görmüş olduk hep beraber. Arkadaşlar şimdi sorularımız var. İletişim şemasında kod, bağlam, alıcı, gönderici, ileti, kanal gibi ifadeler vardı. Bunlar dildeki hangi ögeye yöneliktir diyor özellikle. İletişim şemasında yer alan kod, dil, Öge hangisine yöneliktir arkadaşlar? Kod ögesi hangi dil işlevine yöneliktir? Özellikle bunu söyleyelim. Üst dil işlevine yöneliktir çünkü dili diliyle açıklıyorsun. İletişim şemasına yer alan bağlam hangi dil işlevine yöneliktir? Bağlam dediğimiz ifade göndergesel işleve yöneliktir arkadaşlar. Göndergesel işlev diyelim. Evet net bir şekilde bilgi vermek yan e, yansız bir şekilde bilgi vermek diyeceğiz. Alıcı hangi dil işlevine yöneliktir? Alıcıyı harekete geçirme işlevine yöneliktir. Alıcıyı alıcıyı harekete geçirme diyoruz. Ya da diğer adıyla arkadaşlar çağrı işlevi diyoruz özellikle. İletişim şemasında yer alan gönderici yani vericiye hangi dil işlevine yöneliktir? Vericinin ağır bastı heyecana bağlı işlev arkadaşlar. Heyecana bağlı işlev diyeceğiz. Bağlı işlev. Evet bunun diğer adı arkadaşlar anlatım sallık. Anlatım sallık diyeceğiz rahatlıkla. İleti hangi dil işlevine yöneliktir arkadaşlar? Şiirsel işlev ya da yazınsallık işlevine yöneliktir. Özellikle bunu söyleyelim. İleti ya da yazın yazınsallık işlevine yöneliktir. Kanal hangi dil işlevine yöneliktir? Kanalı kontrol işlevi arkadaşlar. Kanalı kontrol işlevinin diğer adı neydi? Hatırlayın. İlişki işleviydi. Özellikle bunu belirtmiş olalım arkadaşlar. Evet bakınız bunlar roman yakınsındaki önemli noktalardı. Bunları da tekrar etmiş olduk. Evet arkadaşlar burada kuranlar var. Bu kuranların sahiplerini yanlarına hep beraber yazacağız şimdi sizinle. Hadi bakalım hazırsanız başlayalım. Bence bu konuda çok iyisiniz. iyi olduğunuzu düşünüyorum. Bunu şimdi hep beraber göreceğiz. Dağılımcılık, dağılımsallık kuramı kime aittir arkadaşlar? Yazalım. Zellik, Amerikan Yapısalcılık Okulu'nda. Zellik, Sabbatay, Harris arkadaşlar. Zellik, Sabbatay, Harris diyeceğiz. Özellikle bu kişi kimin hocasıdır? Evet, Harris kimin hocasıdır? Söyleyin, söyleyin, söyleyin. Dinliyorum sizi. Çok güzel. Noam Chomsky'nin hocasıdır. Dil bilgiselleşme kuramı kime aittir arkadaşlar? Antoin Meillet. Ona aittir. Özellikle bunu söyleyelim. Antoin Meillet. Bağımlılık dil bilgisi kuramı kime aittir arkadaşlar? Lucien Tesnier diyeceğiz. Lucien Tesnier. Bağımlılık kuramı buna aittir. Fonoloji teorisi özellikle fonoloji üzerinde çalışan kişi kimdir arkadaşlar? Özellikle Prag okulunda fonoloji üzerine çalışan birisi vardı. Evet hatırlayın yaklaşık 200 kadar dil üzerine çalışmıştı ve bir eser yazmıştı fonolojinin esasları. Eserin adını yazalım hatta fonolojinin esasları. Kim yazmıştı ya da bunu ses bilimin ilkeleri de diyebiliriz bunun için. Fonolojinin esasları arkadaşlar Nikolay Turbeskoy. Mutlaka bunları yazın arkadaşlar. Karşımıza soru olarak gelebilir zaten gelmiştir. Bakınız ee, şu Bağımlılık dil 2020 Türkçe ABT sorusu. Mekanikçi, karşanlıkçı olan, davranışçı olan e, kişi 2022 Türkçe ABT sorusu. Dilsel görecelik kuramı Edward Safir 2019 ABT sorusu. Arkadaşlar dilsel işlevlerden soru geldi, çift eklendikten soru geldi, üretici dönüşümsel yapısal dil biliminden soru geldi bakınız. Bu sayfada soru var gerçekten. Mekanikçi karşanlıkçı olan kimdir arkadaşlar? Özellikle onu da söyleyelim. Mekanikçi karşı, karşanlıkçı deyince aklımıza Leonard Bloomfield gelecek arkadaşlar. Leonard Bloomfield gelecek. Özellikle bunu söyleyelim. Evet. Dilsel izafiyet, dilsel görecelik kuramı arkadaşlar kime aittir? Edward Safir. Evet. Edward Safir'e e aittir. Özellikle bunu söyleyelim arkadaşlar. Çok kökenlilik teorisi kime aittir? Amerikan yapısalcılık okulunda yine Frans Boas'a aittir arkadaşlar. Psikomekanik ya da ruhsal mekanik kuramı dediğimiz kuram kime aittir? Arkadaşlar Gustav Guillem'e aittir. Gustav Gueyme aittir. Özellikle bunu da söyleyelim. Yapı sökümcülük kuramı arkadaşlar kime aittir? Evet söyleyin bakalım. Evet Yakuye Derrida değil mi? Yakuye Derrida diyeceğiz. Çok güzel. Dilsel işlevler, iletişimde ögeler, bildirişim kuramı. Özellikle bildirişim kuramı ile bilinen kuram kime aittir? Arkadaşlar Roman Yakıpsına aittir. Roman Yakıpsına aittir. Arkadaşlar bunu da özellikle belirtelim. Çift eklemlilik kuramı kime aittir? Andre Martinet'e aittir arkadaşlar. Özellikle bunu belirtelim. Andre Martinet çift eklemlilik. Üretici dönüşümsel kuram kime aittir arkadaşlarım? Noam Chomsky'ye aittir. Bunu özellikle belirtelim. Bakınız buralardan atsal bile soru gelebilir. Yapısal dil bilim kime aittir? Evet dil bilimi modern anlamda kuran kişi. Ferdinand de Sosu. Evet diyeceğiz arkadaşlar. Ferdinand de Sosu. Evet. Baktığımızda arkadaşlar neleri görüyoruz bu kuramlarda? Dağılımcılık kuramı Zellig Sabatay, Harris. Dil kuramı Antoine Meillet, Bağımlılık dil bilgisi kuramı Tesnier. Fonoloji teorisi, fonolojinin esasları Nikolay Turubeskoy. Leonard Bloomfield için ne dedik? Mekanikçi, karşılanlıkçı. Dilsel izafiyet görecelik kuramı Edward Safir. Çok kökenlilik kuramı Franz Boas. Psikomekanik kuramı Gustav Guyam. Yapı Sökümcülük Kuramı Yakuya Derrida Dinsir İşlevler Kuramı Roman Yakıpsın Çift Eklemli Kuramı Andre Martin ee, Üretici Dönüşümsel kuramı, Kuram Noam Chomsky Yapısal Diblin Ferdinand Dösosu Diyeceğiz arkadaşlar özellikle bunları önemseyelim Evet Devam edelim bakalım Arkadaşlar sıradaki ile ee, Bu sefer arkadaşlar karşımıza ünsüzlerin Konsonatların bomlanma noktasına göre Sınıflandırılması çıkıyor Şunları şöyle bir tekrar edelim Arkadaşlar standart Türkçe'de 21 ünsüz var bomlanma noktasına göre bunu sınıflandırıyoruz. Çift dudak ünsüzlerine önceki derslerimizde anlattığım için buraları hızlı geçeceğim. PMB dedik pembe olarak kodladık. Diş dudak ünsüzlerinin arkadaşlar yine VFA dedik vf olarak kodladık. Bizim bir tane bir videomuz vardı ses bilgisi ses film arkadaşlar bir videoda ses bilgisi diye. O, o, o videoyu mutlaka izleyin arkadaşlar oradan kesinlikle soru var. Evet dilucu diş ünsüzleri bunu da densiz it olarak kodladık arkadaşlar. Diş eti damak ünsüzlerini jajo şaço olarak kodladık. Ön damak üzerine geyikler olarak kodladık. Art damak üzerine kuğuluk olarak kodladık. Bir tane de gırtlak sesimiz vardı. O da H idi arkadaşlar. Evet devam edelim bakalım. Bunları konuştuğumuz için tekrar üzerinde çok durmuyorum arkadaşlar. Yine bomlanma tarzına göre süreklilik süreksizlik bakımından konuştuk. Arkadaşlar standart Türkçe'de 8 tane ünsüz süreksizdi bunlar. B, C, D, G. Bir de bunlar neydi? P, Ç, T, K. Bunu şu şekilde de kodlayabilirsiniz. Bıcıdık ket çap olarak kodlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakınız şu. B, C, D, G, K, T, C, P. Ya da B'nin karşı çifti P. C'nin karşı çifti Ç. D'nin karşı çifti T. G'nin karşı çifti G olarak, K olarak kodlayabilirsiniz. P yumuşadığında B'ye dönüşür. Ç yumuşadığında C'ye dönüşür. T yumuşadığında T'ye dönüşür. K yumuşadığında yumuşak G'ye dönüşür ama karşısında G vardır. Özellikle buna dikkat edelim. Bakınız arkadaşlar. Ya da bıcıdık ketçap olarak bunları süreksizler diye ya da patlayıcılar diye arkadaşlar diyebilirsiniz süreksiz diğer adıyla patlayıcı patlamalı arkadaşlar süreklileri de ikiye ayırıyoruz akıcı ve sızıcı olmak üzere akıcılara ne demiştik limon yer sesleri sızıcılar için de demiştik ki havasız şifacı limon akar hava sızar hava sızarsa şifayı kaparsın sızıcı ünsüzler diyeceğiz arkadaşlar evet devam edelim bakalım sıradaki ile sırada bu sefer sertlik yumuşaklık ve ağız ya da genizde oluşmasına göre ünsüzleri görüyoruz arkadaşlar şimdi İlk önce ötümlülük, ötümsüzlük açısından bakalım. Ötümsüz ne demek arkadaşlar? Ötümsüz derken şurada bir S sesi var. Bu S sesi bizim aklımıza neyi getirecek arkadaşlar? Ötümsüzdeki S'nin sert olduğunu aklımıza getirecek. Sertler neydi arkadaşlar? Türkçenin ötümsüz ünsüzleri. Sertleri F, S, T, K, Ç, Ş, H, P. Peki bu sertler ötümsüzler dışında kalanlar ne? 21 taneden arkadaşlar 8 tanesini çıkardığımızda 13 tane de ötümlü yumuşak ünsüz kalmaktadır. Özellikle bunu söyleyelim. Ötümlü demek yumuşak demek. Ötümsüz sert demek arkadaşlar. Özellikle onu aklımızda tutalım. Ötümlü eşittir. Tonlu eşittir. Yumuşak arkadaşlar. Bunların hepsi aynıdır. Ötümsüz eşittir. Tonsuz eşittir. Sedasız ya da eşittir. Bunlar serttir arkadaşlar. Ağız ya da genizde oluşmasına göre arkadaşlar bunu da anlatmıştım. Standart Türkçe'de arkadaşlar 21 tane ünsüz açısından 2 tanesi geniz ünsüzdür. Genizler nedir? Arkadaşlar şunu şu şekilde kodlamıştık. Genizimdeki nem olarak kodlamıştık. Genizimdeki nem derken neyi alıyoruz? Şuradaki N ve M seslerini alıyoruz bakınız. Bu ikisi geniz ünsüzü diyoruz arkadaşlar. Geri kalan 19 ünsüz de ağız ünsüzü kabul edilmektedir. Geri kalanların hepsi 19 tane ünsüz ağız ünsüzü kabul edilmektedir arkadaşlar. Özellikle bunu belirtelim tamam Evet. Daha önce de konuşmuştuk o yüzden bunları geçmiş olduk arkadaşlar. E şunlara bakalım birkaç tane örneğimiz var. Burada gerçekleşen ses olayı yaşılın yeşil olması, bıçın piş olması, bıçın biçmek olması, yana'nın yine olması, yorunun yürü olması, şişin şiş olması, yanının yeni olması. Burada arkadaşlar kalın ünlülerin özellikle bu ünlüler açısından sordum. Kalın ünlülerin inceye gitmesini görüyoruz. Buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Ön damak sıllaşma. Ön damak sıllaşma diyeceğiz bakınız. Kalından inceye gittiği için ön damak sıllaşma. İkinci örnekte bir tane küçük bir nüans var arkadaşlar. B'nin ünsüz B'nin P olduğunu görüyoruz bakınız. B'nin P olması yani yumuşaktan serte gitmesi nedir? Ötüm süzleşme yani yumuşakken sert olma P sert sesine dönme ötüm süzleşme sertleşme de diyebiliriz arkadaşlar. Bakalım yananın yine olması yorunun yürü olması vesaire. Şuradaki ı'nın yine ü olması için de ne diyebiliriz? Yuvarlaklaşma düz bir ünlüden yuvarlak bir ünlüye geldiği için yuvarlaklaşmada diyebiliriz arkadaşlar. Evet bakınız yine önemli noktalardan bir tanesiydi. Bunlar arkadaşlar. Evet devam edelim bakalım. <laughs> Bu sefer karşımıza arkadaşlar ince ünlülerin, ince ünlüleri görüyorsunuz. İnce ünlülerin ya da ön ünlülerin ne olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Kalın art ünlülere gittiğini görüyoruz değil mi? Kalın art. Bu olayın adı nedir? Art damak sıllaşma diyeceğiz arkadaşlar. İnce ünlülerin kalın ünlülere gitmesi art damaksızlaşma kalınlaşmadır. Özellikle bunu söylemiş olalım arkadaşlar. Devam edelim bakalım sıradaki soruyla. Bedük'ün büyük olması ee, daha sonra arkadaşlar e, yorunun yürü olması, yabızın yavuz olması. Bakınız şuradaki e sesinin yuvarlak olduğunu görüyorsunuz. Buradaki ı sesinin yine burada arkadaşlar e, yuvarlak olduğunu görüyorsunuz. Buradaki ı sesinin yine burada yuvarlak olduğunu görüyorsunuz. Düzden Yuvarlığa gelirse Düzden yuvarlığa gelirse olayın adı nedir? Yuvarlaklaşma bakınız yuvarlaklaşma görülüyor. Peki burada hocam başka neler var? Onlara da bakalım. Ee, burada dy değişimi var arkadaşlar. Süreksiz patlayıcı d sesinin akıcı e, sürekli akıcı sınıfa y sınıfına gelmesi akıcılaşma da diyebiliriz tamam mı? dy değişimi akıcılaşmadır. Böyle gösterelim dy değişimi akıcılaşmadır arkadaşlar. Yorun'un yürü olmasındaki süreç yine incelme de vardır. Bakınız kalın ünlülerin e, ince ünlülere dönüşmesi yine bu nedir? Öndem aksılılaşma da vardır diyebiliriz. Arkadaşlar öndem aksılılaşma vardır diyebiliriz. Yavuz'un yavuz olmasındaki arkadaşlar B ve değişimi. Bakınız bu nedir? Süreksiz patlayıcı B sesinin e, sızıcı sürekli sınıfa dönüşmesi sızıcılaşmadır. Arkadaşlar sızıcılaşma. Peki şöyle bir şey sorsam sızıcılaşma ve akıcılaşmanın olduğu yerde otomatikmen ne vardır? süreklileşme. Çünkü bunların üst sınıfı zaten sürekliliktir. Süreklileşme diyeceğiz arkadaşlar. Devam edelim bakalım sıradaki ile. Evet kapının kapı olması arkadaşlar daha sonra sarının sarı olması bizimin bizim olması. Burada birincisine ne görüyoruz? U'nun arkadaşlar ı olduğunu burada yine U'nun ı olduğunu burada da Ü'nün arkadaşlar i olduğunu görüyoruz. Yani birincisine yuvarlak arkadaşlar ikincisinde düz. En son nereye geldiyse olayın adı odur. Yani ne olmuştur? düzleşmiştir diyeceğiz. Düzleşme diyeceğiz arkadaşlar. Evet devam edelim bakalım sıradaki ile bu sefer karşımıza ne çıkıyor. Son olarak artık arkadaşlar bu da şöyle baktığımızda komşunun komşu olması. Neyinin arkadaşlar m olması. Yine tonuzun domuz olması. Yine neyinin m olması. Burada aynı zamanda baştaki t'nin d olduğunu Buradaki baştaki K'nin G olduğunu görüyoruz. Onurkanın omurga olduğundaki e, sürece bakalım. N'nin M olması. Yine K'nin G olmasını görüyoruz. Konur al derken N sesinin M olduğunu görüyoruz arkadaşlar. N'den M'ye giderse olayın adı nedir? Dudak ünsüzü olmayan bomlama noktasına göre dil ucu diş olan bir sesin dudak ünsüne çift dudak ünsüne gitmesine dudaksıllaşma diyoruz. Bu Buradaki olayın hepsine görülen bütün olayın adı arkadaşlar dudaksıllaşmadır. Hepsinde de dudaksızlaşma var. Fakat bazılarında farklı şeyler de var. Mesela T'nin D olması arkadaşlar nedir? Sert, ötümsüz bir sesin ötümlü yumuşak bir sese dönüşmesi ötümlü bakınız. Bu 2020 yılında sorulmuştu. Katun'un katun kelimesinin kadın olması. Yine burada ne var? T'nin D olduğunu görüyoruz değil mi? T'nin D olması yine ötümleşmeydi. 2020 Türkçe ABT sorusuydu bu arkadaşlar. Ee, baktığımızda yine K'nin G olması var. Peki K'nin G olması için ne diyebiliriz? Türkçe'de bu süreç çok işlemiştir. Özellikle çok değişim vardı. Mesela kelmek gelmek değil mi? Kirmek girmek. Arkadaşlar özellikle bunları söyleyelim bakınız bunlar önemliydi. Yine k ötümsüz sert sesinin g yumuşak ötümlü sesine dönüşmesi yine ötümlüleşmedir arkadaşlar. Bunu da özellikle söyleyelim. Tamam mı? Evet bakınız kg g değişimi burada da var, burada da var. Özellikle bu da ötümleşmedir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu görselli serimizin de sonuna geldik. Bakıyoruz, bakıyorsunuz ki bayağı ilerliyoruz. Bayağı noktayı konuştuk aslında. Yine konuşmadığımız noktalar olabilir. Yine kitabımdan önemli soru çözümleriyle devam edeceğim. Görsellerle devam edeceğim. Ara ara arkadaşlar tekrar yapmış olacağız. Benden çekmemi istediğim videolar varsa lütfen yorum kısmına yazın arkadaşlar. Özellikle sizler için elimden gelmeyi geleni yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar, başarılar diliyorum. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.